Sevgili 6. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf bilişim teknolojileri dersi 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bildiğiniz üzere bu sene açık uçlu sorular geliyor. Ve sizin sınavınıza uygun açık uçlu sorular hazırladık. Hadi vakit kaybetmeden birinci sorumuza başlayalım. Güçlü bir şifre oluşturmak isteyen biri hangi yolları izlemelidir? Kurallara uygun bir güçlü şifre yazınız. Şimdi Facebook'ta, Instagram'da, sosyal medyada ya da bankacılıkta her yerde bir şifre kullanıyoruz. Ve bu şifremizin güçlü olması lazım ki bu kötü kişilerin eline geçmesin. Öncelikli olarak yapmanız gereken 8 karakterden fazla şifre kullanmanız lazım. Hocam karakter nedir? Mesela gördüğünüz her bir harf, gördüğünüz her bir simge birer karakter olarak ifade edilir. Daha sonra içerisinde küçük ve büyük harf bulunması gerekir ve bunların yanında simge ve sayı da yine güçlü bir şifrede kullanılması gereken hatta şöyle kullan diye söyleyeyim de Bunları da kullanmanız gerekir. Bunun haricinde ardışık ardışık harf ve sayı kullanma. Şimdi ardışık harf ve sayı dediğimiz nedir? Ardışık harfler. A B kalem yazarsa söyleyeceğim. A B C D ardışık sayılarda 1 2 3 4 gibi şifreler kullanmıyorsunuz. Çünkü Türkiye'de en çok kullanılan şifre neymiş biliyor musunuz? 1 2 3 4. Bu tabii dünyada da yine aynı şekilde geliyor. Hatta size şöyle bir şeyden bahsedeyim. Trabzon'da bir bankanın Numaratörleri var ya hani böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 diye gidiyor ya. Ha bu numaratörde herkes şifresini 1461 koyduğu için 1 4 ve 6 numaraları artık aşılmış. Ondan dolayı banka yazmış ki demiş ki bundan sonra inşallah 1461 şifresini kullanmazsınız diye söylemiş. Ondan dolayı herkesin kullandığı bir şifre kullanmıyoruz. Bunun haricinde de kişisel veriler kullanma. Kişisel veriler dediğimiz TC kimlik numarası gibi ya da yine aynı şekilde doğum tarihi ve telefon numarası gibi yapıları kullanmıyorsunuz. Peki hadi hep birlikte güçlü bir şifre yapalım. Baş harfini büyük K yaptım. Nokta dedim. C dedim, D dedim, 36 dedim. Sonra e, ne diyeyim mesela? E diyeyim, F diyeyim, 74 diyeyim. Bir de yıldız koyayım sonuna. Şimdi bu güçlü bir şifremi tek tek gidelim. 8 karakterden fazla demiş. Sayalım. 1 karakter, 2 karakter, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane karakter var. Her bir nokta ve yıldız yine karakter içerisindedir. Büyük harf ve küçük harfimiz var. Tamam. Sayı ve sembolümüz var. Tamam. Ardışık herhangi bir sayı yok ve kişisel herhangi bir verimle içerisinde mevcut değil. Birinci sorumuzu anladıysak artık ikinci sorumuza geçebiliriz. İkinci sorumuzda bizim yerli ve milli işletim sistemimizi soruyor. TÜBİDAK tarafından geliştirilen yerli ve milli işletim sistemimizin adı nedir? 2005 yılında ilk bir sıfırlık güncellemesiyle ortaya çıkmıştır. Bu işletim sistemi Pardus işletim sistemidir. Soruda da söylediği üzere TÜPİTAK tarafından geliştirilmiştir. Size bu soru iki türlü şekilde gelebilir. Nasıl? Pardus işletim sistemi kim tarafından geliştirilmiştir derse TÜPİTAK. TÜPİTAK tarafından geliştirilmiş derse pardustur. Ya da yerli ve milli işletim sistemimiz derse yine pardusu kullanabilirsiniz. İşletim sistemleri neydi? İşletim sistemleri bilgisayardaki yazılım bütünüydü. Mesela Windows işletim sistemi gibi. Ya da iCloud, Apple işletim, Macintosh işletim sistemi gibi söyleyebilirsiniz. Telefonlarda da iOS ve Android karşınıza çıkar. Üçüncü soruya geldik. Şimdi diyor ki üçüncü soruda dosya uzantılarımız diyor. Peki Sorumuzu bir okuyalım. Dosya uzantıları dosyanın türünü belirleme iş, belirleyen işletim sisteminin yapılarıdır. Aşağıda bazı dosya türlerinin uzantıları ve dosya türleri tabloda eksik yerleri doldurunuz. Örneğe uygun yapınız. Bize resmi JPEG uzantısı olduğunu yazmış. Burada tabloda görüyorum. O zaman mp3 uzantısı nedir? Bak mp3 player'lar vardı eskiden. Bunlar müzik uzantılarıdır. Siz bilmezsiniz. Eskiden DJ Akmanlar filan vardı. Böyle e, müzikler vardı. E, nasıl diyeyim şöyle arabesk rap'in ilk çıktığı zamanlarda o zaman mp3'ü çok iyi bilirdik. Word dosyalarının uzantısı Doç 2007'den sonra da .docx şeklinde karşınıza gelebilir. ppt uzantısı PowerPoint'tir. Yani sunu hazırlama programıdır. X uzantısı gelebilir. Video uzantısı için MP4, AVI, FLV en çok kullanılan uzantılardır. İstediğinizi yazabilirsiniz. XLS uzantısı Excel için kullanılan bir uzantıdır. Uygulama uzantıları Windows için .exe şeklindedir arkadaşlar bunu da unutmayın. PDF uzantısını burada yazmamışız onu da söyleyelim. PDF uzantısı ise sıkıştırılmış metin ya da e-kitap olarak karşınıza çıkabilir. Şimdi geldik arkadaşlar dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda diyor ki kare içine alınan tuşun görevi nedir? Bu görmüş olduğunuz resim nedir? Bu görmüş olduğunuz resim bir Word programının giriş menüsüdür. Ve kare içerisinde yukarıdaki disket işareti alınmış. Bu disket işaretinin görevi kaydet yani yaptığınız değişikliği kaydetmek için kullandığınız butondur. Peki hocam Burada mesela şu tuşlar geriye doğru ok ve ileriye doğru ok işareti geri al ve ileri aldır. Devam ettiğimizde kes kopyala yapıştır ve biçim boyacısı vardır. Yazı tipi yazı büyüklüğü kalın italik altı çizili üstü çizili alt simge ve üst simge vardır. Vurgu rengi vardır. Yazı rengini değiştirme vardır yazının tamamını büyük ya da küçük yapmayı sağlar. Yazıyı göz kararı büyütür, göz kararı küçültür ve bütün biçimi temizleyen de buradaki silgi işaretidir. Bunları da isterseniz not alın. Madde işareti, sıralama işaretleri ve hiyerarşik sıralama. Paragraf girintisi, çıkıntısı. Sola yasla, ortala, sağa yasla ve her iki tarafa yasla. Satır aralığı, arka plan rengi, kenarlık, A'dan Z'ye sıralama. Ve son olarak da şuradaki paragrafların görüntülenmesini, satırların görüntülenmesini sağlayan tuş mevcuttur. Geldik 5. sorumuza. 5 de diyor ki. Devlet işlerini günümüz teknolojisinin yardımıyla online ortamda yapmamızı sağlayan platform nedir? Site adını uzantısıyla birlikte yazınız. Mesela diyelim ki bir işte çalışıyorsunuz. Kaç gün sigorta girişiniz olmuş? Buradan bakabiliyorsunuz. Askerlik işlemlerini yapabiliyorsunuz. Yine belediye işlemlerini de buradan yapabiliyorsunuz. Bu platformun adı e-Devlet'tir. Peki hocam e-devlet sitesinin uzantısına direkt biz e-devlet diye girebilir miyiz? Aa işte orada giremiyorsunuz. Çünkü e-devlet sitesinin uzantısı turkiye.gov.tr'dir. Peki gov uzantısı neydi? Resmi uzantılar için kullanılan bir uzantı şekliydi. Bunları arka tarafta anlatacağım için burada zaten arkadaşlar bunları daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Altıncı sorumuza devam edelim. Şöyle kağıdımızı düzelttik. Ve altıda diyor ki E-Devlet sistemine giriş yapabilmek için şifremizi nereden alabiliriz? Hangi işlemleri yaparız? Açıklayınız. Şimdi E-Devlet şifresi olanlar zaten bunu biliyordur. Ama E-Devlet şifresi olmayanlar öncelikle olarak PTT şubesine gidecektir. PTT şubesine gidip oradan kimlik bilgilerini verip kimlik bilgilerini verip karşılığında şifresini alması gerekir. Yol bu şekildedir arkadaşlar. Unuttuktan sonra zaten bunu aldıktan sonra telefon numaranıza unuttum diyerek bilgileri alabilirsiniz. Teknoloji hayatımızın her açıdan etkilemektedir. Sürekli kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşma isteği arkadaşlar bu self hastalığı ve çoğunluk olarak dersek hastalık olarak dersek self-fit'iş hastalığı yani böyle hani fıçık fıçık selfie çekiyor ya, sürekli kendini atıyor dudakları ileri doğru böyle cık cık yapıp duruyor böyle hani fotoğraf çekiyor ya işte o hastalığın adı self-fit'iş hastalığıdır. 8. sorumuza geldik. İnternete bağlanmayı sağlayan donanımlar nelerdir? Şekillendirerek çiziniz. Şimdi bir internete bağlanmak istiyorsanız PTT'den gelen yani sağlayıcıdan gelen size bir line hattı gelir. Yani telefon hattı gelir. Bu telefon hattı Splinter denilen Splinter denilen hattı dağıtmaya sağlayan bir aparata gelir. Ve bu aparattan bir tane yukarı tarafa bir tane aşağı tarafa böyle kaplo çıkar ve bu bağlı olan kaplo telefona gelir. Biri. Diğeri ise bu orta kısımda bulunan modeme gelir. Modemden de yine kablolu veya kablosuz bir şekilde PC yani bilgisayarın kısaltılması ya da akıllı telefonlara bağlantı gerçekleştirebilir. Burada modem internet sinyalini bilgisayara aktarılmasını sağlayan yapıdır. Splitter'da gelen kablonun bölünmesini sağlar. Arada router, switch, hub gibi büyük ağlarda kullanılan cihazlar vardır ama küçük bir ev ağı olarak düşündüğünüzde buradaki ağlar sizin için yeterlidir. Buradaki ekipmanlar sizin işinizi görecektir. Şimdi geldik 9. sorumuza. 9. soruya baktığımızda diyor ki internet sitelerinin uzantıları o site hakkında bilgiler verir. Aşağıdaki tabloda eksik yerleri tamamlayınız. Örneğe uygun yapınız. Mesela demiş ki edu yani bir sitenin sonunda edu varsa mesela ben Atatürk Üniversitesi mezunuyum. atauni.edu.tr'ydim. Bu Atatürk Üniversitesi'nden yani Erzurum'daki Atatürk'ünü Erzurum'lar varsa bu arada selam olsun kardeşlerime, dadaşlarıma. Ha buradaki Atatürk Üniversitesi'nden bahsediyor. edu üniversite uzantısıdır. Mil militariden gelir, askeri site uzantıları için kullanılır. Nokta.com ticari siteler yani tamamen duygusal siteler yani paranın döndüğü sitelerdir. Network ve A siteleri nokta net uzantısıdır. Go arka tarafta söylemiştim neydi? Resmi siteler çok güzel. Organizasyon siteleri ise .org şeklinde karşınıza gelir arkadaşlar. İsterseniz buranın bir ekran resmini almayı unutmayın. Tabii keşke yorum kısmımız açık olsa bu videolarda YouTube bazen yorumları kapatıyor. Size güzel sorular sorardım ama Neyse gene de sormuş kadar olalım. Yine aklınıza takılan bir şey olursa Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mesajlara direkt ben cevap veriyorum. Elimden kaldığı kadar cevap vermeye çalışıyorum. 10. sorumuza bakalım. Diyor ki bilgisayar oyunlarının olumsuz ve olumlu özelliklerini örnek veriniz. Şimdi bilgisayar oyunu stratejiyi geliştirir mi? Stratejiyi geliştirir. Buna olumlu örnek verebilir miyiz? Tamam, verebiliriz. Bunun haricinde bilgisayar oyunları bağımlılık yapar. Bağımlılık yapar. Yani bu da olumsuz özelliklerdir. Daha fazla işte vücut bozukluğu yapar, işte sosyal hayattan koparır gibi olumsuz özellikler ya da olumlu özellikler sayabiliriz. Ücret karşılığında kullanım haklarını aldığımız yazılım barayı veren düdüğü çalar. Lisans, lisanslı, li, lisan, lisans, yazılım evet <laughs> bir an dedim ki ya şimdi arkadaşlar hani anlattığımız derste de bir saygınız varsa konuşurken yazmak çok zor <laughs> şimdi diyorum ki acaba doğru mu gene var ya bunu belki yanlış da yazmış olabilirim lisanslı yazılımlar parayı verip düdüğü çaldığın yazılımlardır demo yazılım ise demo yazılım ise deneme yazılımıdır karşınıza çıkabilir hakkınızda bulunsun 12. sorumuza geldik. Diyor ki bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışına siber zorbalık denir. Bir insanın bilgilerini çalmak, bir insana hakaret etmek yani siber suçların aslında genel ismi olarak da ifade edebiliriz arkadaşlar. Siber zorbalık zaten bu sene literatüre girmiştir ve siber zorbalık kesinlikle bilmeniz gereken karşınıza soru olarak çıkma ihtimali yüksek bir sorudur. Şimdi geldik. Aşağıdaki kısa yolların görevlerini yazınız. Windows P tuşu. Bu ekran ayarlarıdır. Hocam nasıl ekran ayarı? Bilgisayara bir projeksiyon bağladın. Ya da bilgisayara bir bir televizyon bağladın. Oradan girersin. Televizyonu aç, bilgisayarı kapat. Televizyonla aynı görüntüyü ver. Ya da televizyonda farklı, bilgisayarda farklı görüntüyü ver. Ayarlamalarını yaptığınız yer Windows P'dir. Windows L tuşu kilit ekranıdır. Bir yere gidecekseniz, bir işiniz varsa Windows L'ye bastığınız zaman bilgisayarınız otomatikman şifre ekranına girer. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Hocam bunlar açık uçlu sorular mı? Arkadaşlar bura aslında bir konu anlatımı kısmı. Burada tam bir bilgilendirme yapıyorum. Karşınıza bu sorular gelebilir. CTRL X tuşuna bastığı Baktığınızda X neye benziyor? Yanlarını yuvarladım. Makasa benzedi. O zaman bu da kes işaretidir. CTRL C İngilizce copy'den gelir. Yani copy, fotokopi. Kopya lama işidir. CTRL-F İngilizce find kelimesinden gelir. Ara bul. CTRL ve elin V kısmından da aklınıza gelsin. Tak böyle tokat atar gibi yapıştırdır. Yapıştır yazdım bak Yunan gibi. Yapıştırdır. CTRL Z, Z geriye tak. Geri al. CTRL Y ileri al. E ne? İngilizce new kelimesinden gelir. New nedir? Evet yeni bir dosya açmak için kullanırız. Devam ettiğimizde alt tab tuşu açık sayfalar arası geçiş yapar. Arası geçiş. Örnek veriyorum YouTube'dan bir video açık bir oyun açık ikisi arasında geçiş yapmak istiyorsanız alt tabdır. CTRL İngilizce sev kelimesinden gelir arkadaşlar. Şuraya yazayım. Sev kelimesinden gelir. Bu da kaydettir. Shift delete kalıcı olarak dosyayı silmek için kullanırız. Ctl P printer'dan gelir. Yazdır. Printer ne demektir? Zaten yazıcı demektir. CTRL O İngilizce Open'dan gelir. Open the window. Neydi Open? Açtır. Alt F4 kapat. Ctrl alt delete aslında kilit ekranı görev yöneticisi kısmına gelir ama eski ismiyle yazayım. Görev yöneticisine giriş yapmanızı sağlar bunlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Ctrl Shift ESC de yine aynı görevi yapmaktadır. Bu kısa yoldur. Bunu da söylemiş olalım. İsterseniz buranın bir ekran resmini almayı unutmayın. Şimdi geldik yine bir konu anlatımı kısmına. Hocam, burada bir Excel görüyorum. Baktım, görüyorum, görüyorum. Bir Excel görüyorum. Peki Excel programı nedir? Excel programı arkadaşlar, bu dönem olmasa bile gelecek dönem kesinlikle geçeceksiniz. Bazı öğretmenler geçmiş olabilir. Excel programı sizin formüllerle birlikte veri hesaplama işlemi yaptığınız bir programdır. Burada A B C D E F diye giden sütunlar vardır. Bakın şurası sütundur. Şurada 1 2 3 diye giden satırlar vardır. Satır ve sütunların kesiştiği noktalara biz hücre deriz. Yani şuradaki gördüğünüz her bir kutucuk bir hücredir. Hücreleri isimlendirirken öncelikli olarak sütun harfi Hangi harf mesela şurayı seçtim. Hangi harf? C harfi. Kaçıncı satır? Beşinci satır. Şurayı seçtim. B harfi kaçıncı satır? Yedinci satır. Bak ilk başta şurası nedir? A1'dir. Zaten şurada da ismi yazar. Hangi hücreye tıklarsanız orada ismini görebilirsiniz. Fx olan kısım formülün yazıldığı kısımdır. Formüle eşittirle başlanır. Unutmayın bunu da. Yine yukarıdaki menüler zaten aynıdır. Burada farklı olarak birleştir, ortalayı Word'den farklı olarak görebilirsiniz. Ya da yükseklik ayarlamayı görebilirsiniz. İki sütun arasına geldiğiniz şu noktada sütunu genişletebilir, satırların arasına geldiğinizde de satırları genişletme işlemi yapabilirsiniz. Peki hocam hangi formüllerimiz var? Burada mantıksal toplama çıkarma formüllerini eğerli formülleri yine görebilirsiniz formül kısmından. Bunları isterseniz kanalımızda CKMK Akademi Excel çalışması diye yazarsanız detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ha şunu da söyleyeyim. Excel'de arkadaşlar matematiksel formüllerde artı kullanabilirsiniz toplama çıkarma için eksiği kullanabilirsiniz. Çarpma için yıldızı kullanabilirsiniz. Bölme için de taksim işaretini kullanabilirsiniz. Bölme çarpma. Şunları da yazalım. Ee, burada e, bu yıldız dediğimiz numlok tuşunun üst tarafında yine mevcuttur. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Umarım bu dakikaya kadar gelen arkadaşlarımız olmuştur. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Bak ne oldu? Hemen dağıldık. Temel yeni bilgiler dersini almışız. <laughs> Şuradan çekeyim kağıdı dedim. Girişimin kağıdını bulamıyorum. Yok yok buldum, buldum. Geldim. Bu sınavdan bak hem temel dini bilgilerden din dersini kattık hem bilişim bu sınavınız yüz. Kesin yüz yani. Bu sınavdan beklediğimiz not bir cızgı iki yuvarlak gocaman gocaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Yine aklınıza takılan bir şey olursa Instagram kısmından sorularınızı cevaplarım. Oradan bize yazabilirsiniz. Hatta TikTok'u da açtık. Oradan da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın <laughs>